ne anlatıyor bilinsin. Hani meşhur bir hikaye vardır. Hocanın birisi abdestin nasıl bozulduğunu anlatıyormuş. Abdest de biliyorsunuz iki şeyle alınır. Abdest iki şeyle alınır. Nedir bu iki şey? Su ve toprak. Ceddinize rahmet. Su varsa suyla abdest alırsınız. Su yoksa topraktan. Yani teyemmüm edersiniz. Su yok. Toprağa elinizi vurur. Onun biliyorsunuz anlatmayayım. Hoca demiş ki bir misal olsun diye. Bir açık arazidesiniz demiş. Merkebiniz var. Merkebinizin de üzerinde eşyanız var. Eşyanın da arasında ıbrık dolu veyahut da testi dolu suyunuz var. Namaz vakti geldi geçiyor, namaz kılacaksınız, abdestiniz yok. Aradığınız çevrede su yok. Ha, benim suyum vardı ya, merkebin sırtında eşyanın arasında suyum vardı dediniz. Ah, kalktınız ki merkep de kaybolmuş, uzaklaşmış. Aramaya gitseniz namaz vakti geçecek. Ne yapması lazım Müslümanın? Teyemmüm etmesi lazım. Hemen toprakla abdest alıp namaza durması lazım demiş. Namazı demiş kıl, öğle namazı mesela 4 rekat farzını kılıp da 4. rekattan sonra selam verirken Esselamu aleyküm ve rahmetullah derken eşeğinin sesi gelse, uzaktan hayvan tekrar gelmiş oraya, eşeğin anırtısını, sesini duysa bu Müslümanın namazı bozulur demiş. Bunu anlatıyor. Bu bir meseledir yani bu. Eşeğin sesi duyulursa ne olur? Yakına gelmiş olur. Yakına gelince su da bulunmuş olur. Su bulunca teyemmüm ne olur? Teyemmüm bozulur, namaz da bozulur tabii, gayet tabii. Şimdi bu konuşmayı cemaatin içinden birisi en son gelmiş camiye. O konunun anlatılışının sonunda gelmiş. Tam namazdan selam verip Esselamu aleyküm ve rahmetullah derken merkebin sesini işitse namazı bozulur kısmını işitmiş. Ama evvelini dinlememiş. Ön kısmını dinlememiş. Vaazdan, namazdan sonra dışarı çıkınca demiş ki yahu hayret vallahi demiş yahu. Ömrümde işitmediğim bir şey daha işittim, yeni bir şey öğrendim demiş. Ne öğrendin demişler? Eşeğin sesi namazı bozarmış demiş. Tam işte bu adam tam eşeğin kendisi yani. Yahu eşeğin sesi namazı bozar mı hayvan? Ama işte oraya kadar dinledi, ondan evvel dinlemedi. Tabii böyle söyleyecek. Demişler ki yahu böyle bir şey söylemedi hoca. Vallahi dedi demiş ya. Dedi ama yavrum baş tarafta bir şey anlatmadı mı? Ha ben camiye geç geldim demiş. Gördün mü? Bizim işimiz bu, komedi ya. Tam bir komedi. Hiçbir vaiz muradına eremiyor. Niye? Cemaat durmadan habire geliyor. Geliyor ama derste devam ediyor. Baş kısmını dinlemedi. Onun için muradımıza eremiyoruz. Vaaz-ı nasihat hiçbir zaman %100 randıman vermiyor. Niye? %100'ünü dinlemiyor ki. Vaktinde gelenlerin de zihni karışık. Zihni çok karışık. Kriz var. Karşılıksız çek var cebinde. Eyvah diyor, battım diyor. Battım diyen adama ne anlatsam boştur. Mümkün değil. Bütün bunlar bize, bunlara rağmen Kur'an'dan vazgeçemeyiz. Kur'an'ın anlaşılması lazım, anlatılması lazım, yaşanması lazım ve Kur'an'a sahip çıkılması lazım ve Kur'an'ı ölülere değil yaşayanlara okunması lazım. Hani Kur'an okunacaksa en son ölülere okunur ya. Biz en evvel ölüyü okuyoruz. En son. Artık dünyada Kur'an'ı okuyacak kimseyi bulamasın. Ondan sonra ölü gelir yani. Biz de tam tersine. Evvela ölüyle başlıyoruz. Ayet-i Kerime'yi yine hemen teberrüken okuyup mealini vereyim, geniş izahını haftaya bırakayım. Haftaya kadar, önümüzdeki perşembe de müstesna bir gecemiz geliyor. Hangisidir? Veladet-i Nebi, yani Peygamberimizin yeryüzünü
doğumuyla şereflendirdikleri mübarek Mevlid Kandili gecesi geliyor. Ne zaman? Önümüzdeki perşembe. Perşembeyi cumaya bağlayan mübarek akşam. Mevlid Kandili, Veladeti Nebi gecesi olacak inşallah.